Herkese merhabalar arkadaşlar. Atak Dinamo matematik kampıyla sizlerle birlikteyiz. İkinci konumuz kümeler. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar kümeler videosuyla sizlerle birlikteyiz. Kümeler konusuyla sizlerle birlikteyiz. Söz verdiğimiz gibi atak kampımızı yapıyoruz. Atağa kalkıyoruz demiştik. Dinamo kitabımızdan da yine daha başlamadan konuyu ödevimizi verelim. Sonrasında da rahat bir şekilde dersimizi yapalım. Lütfen mantık sorularınızı bitirin. Artık mantıkla hiçbir işimiz kalmasın. Kümeye baktığımızda da küme sorularım 49. sayfadan 79. sayfaya kadarmış arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni ünite. Evet 49. sayfadan başlıyor. Nereye kadar? 79. sayfaya kadar ödev arkadaşlar. Lütfen buraları bitirin. Bakın 80'den sonra da zaten denklem ve yeni üniteye geçiyoruz. Buraya kadar ödeviniz Lütfen yarına kadar bitirin. Bugün günlerden salı ve saatimiz 4'ü gösteriyor. Ve hiç vakit kaybeden başlayalım artık. Bir dakika geçti bile. Şimdi arkadaşlar kısa mini özetimizi yapalım. Küme neydi? İyi tanımlanmış nesneler topluluğuydu. Sonrasında küme gösterimi 3 taneydi. Mesela bir A kümesi varsa ben bunu liste yöntemiyle elemanlarımın hepsini yazarak gösteriyordum. 1, 2, 3, 4, 5 elemanların hepsini yazıyorduk. Ve sıra önemsizdi. Ama matematiksel olarak güzel gözükmesi için sırayla yazmak güzel olurdu. V şeması yönteminde de yine şemanın kapalı bir elinin içine sırası önemsiz başına önüne önüne noktalar koyularak yapılan gösterime de V şeması yöntemi diyorduk. Ortak özellik yöntemi de bütün elemanların ortak özelliğini toparlayarak kısaca yazmaydı. Ne diyor bakın? C kümesi x öyle ki x bir doğal sayı ve de diyor x 6'dan küçük. Yani anlatmak istediği buradaki gibi 5 4 3 2 1 doğal sayı dediği için 0 da olabilir. Ne yapmak istedi? Uzun uzun yazmak istemedi. Ne yapmak istemedi? Şema çizmek istemedi ve şeması. Ne yaptı? Kısaca ortak bir özellikle belirtti geçti. Şimdi şuraya bakarsak ya da buraya bakarsak bir benim elemanım mı arkadaşım? A kümesinin elemanı. Çok doğru. Altı benim A kümemin elemanı mı? Değil arkadaşım. O zaman bu da doğru benim A kümemin eleman sayısı 6 mı? Hayır 5 o zaman şurayı düzeltelim 5 diye ve de arkadaşım gördüğün gibi A ile B kümesi şuraya da B kümesi dersek A ile B kümesi birbirlerine eşit kümeler mi? Eleman sayıları eşit ve elemanlar birbirine eşitse biz bu kümeler eşit küme diyorduk. Devam edersem evrensel küme bütün kümelerin içinde bulundurduğu büyük geniş kümeye bütün kümeler içinde bulunan kümeye evrensel küme diyorduk. E ile gösteriyorduk Boş kümeye de ne diyorduk? Hiçbir elemanı olmayan küme diyorduk. Parantez içinde gösterirken yanlış olmasın. Ya şöyle gösterilecekti, ya da süslü parantez içine hiçbir eleman koymuyorduk, öyle gösteriyorduk. Alt küme vardı. Alt küme bir bir küme diğerinin daha doğrusu bir küme kendinden büyük bir kümenin bazı elemanlarına sahipse biz buna alt küme diyorduk ve alt küme C harfinin altında bir çizgiyle gösteriyorduk. Altta kalan harfi önce yazıyorduk. Büyük kümeyi de sonra yazıyorduk. Zaten bakın 2 küçüktür 3 derkenki gibi burada da A daha küçük bir küme olduğu için ağzı kime büyük kime göre gidiyor? Büyük tarafa göre gösteriyor. Yani bunlara birbirine benziyorlar. En elemanlı bir kümenin 2 üzeri en tane alt kümesi vardır. Öz alt kümesi de bir çıkarılmış halidir. O da ne? Kendisi. Kendisini çıkarırsan öz alt kümesi kalır arkadaşım unutma. Kümelerde kesişim işlemi işte geldik kartlarımıza. Geçen dersler, geçen dersteki gibi kartımıza bakalım. Arkadaşım, iki kümenin kesişimi nedir? İki kümedeki ortak elemanların kümesine biz ne diyoruz? Kesişim diyoruz. İşte bakın bu kısım kesişimdir. Unutma aklında olsun. Kesişimin göstergesi de ters uydu gelsin buraya. İkinci olarak kümelerde birleşim işlemi var. O da neydi arkadaşım? İki kümenin bütün elemanlarını almak koşuluyla oluşturduğumuz yeni kümeye ne diyorduk biz? Birleşim diyorduk. Bu da düzgün U ile gösteriliyordu bütün elemanlar alınacaktı ve tek bir kez yazılacaktı. Devam ediyorum. İki kümenin tüm daha doğrusu bir kümenin tümleyenine bakarsak bir kümenin tümleyeni daha doğrusu kendisi A ise işte bu kümenin tümleyeni de evrenselle bu kümenin arasında kalan her şeydir. Yani bu kümenin haricindeki bütün kümelere ben ne diyorum? Bütün elemanların oluşturduğu kümeye tümleyen diyorum. Bakın bunların ikisinin kesişimi var mı? kesinlikle ortak hiç yok. Çünkü bunun dışı tümleyen. Tümleyenin dışı A kümesi. İşte bu kadar. İkisinin arasındaki fark bu. Tümleyene de üstüne bir çentik koyuyorduk, bitiriyorduk. Ve iki kümenin farkına bakarsak arkadaşım, iki kümenin farkında da ne var? A fark B öz A'ydı. Bakın A fark B. A'dan B'yi çıkarırsam burası kalır. Bir de ne vardı? Öz B vardı. B'den de A'yı çıkartırsak bu da bizim için nedir? B fark A'ydı. Ve baktığımda ne görüyorum arkadaşım? Bu ikisi birbirine eşit değildir. Yer değişme özelliği yoktu. Bunu da kenara koyduk. Önemli bilgilerim vardı. Neydi o önemli bilgiler arkadaşım? Çok önemli bilgiler. A birleşim B'nin yine dağıldığı. Kime dağılıyordu? Kesişime dağılıyordu. Bakın A birleşim B'yi kop A birleşimi kopyalıyorsun. B'ye ve C'ye dağıtıyorsun. Araya da kesişim koyuyorsun. Tam tersi kesişimin birleşime dağılması olabilir mi? Olabilir. A birleşim B'nin A'nın elemanlarını aldın. B'yi aldın. Yalnız kesişimi iki kere aldığın için bir kere yazılması gerektiği için bir kesişimi çıkarttık. Unutmayın. Ne demiştik arkadaşım biraz önce? Tümleyen ne? Bakın. Kendisiyle tümleyenin tamamının toplamı evrensel kümeydi. Unutmuyorsun. Mantıktaki demorgan gibi kümede de demorgan vardı. Bunu da unutmuyorsun. Sıralı ikililerde arkadaşım. Ne olacaktı sıralı ikililerde? A, B, iki tane tam sayı, iki tane reel sayının bir parantez içinde sırayla gösterilmesine sıralı ikili diyorduk. Sıra önemliydi ve iki sıralı birbirine eşitse, iki sıralı ikili birbirine eşitse birinci bileşenleri eşit, ikinci bileşenleri birbirine eşitti. Kartezyen çarpımda bir küme ile bir kümenin sırasıyla kimi kimi yazıyorsam A'yı önce yazıyorsam sıralı ikililer şeklinde yazılmasıydı ve tabii ki de sıra önemli olduğu için A kartezyen B B kartezyen A'ya eşit değildi. Ama bunların eleman sayıları eşitti. Neden? Çünkü eleman sayılarında da ne vardı arkadaşım? A kartezyen B ile B kartezyen A bütün elemanları birbirine çarptığım için o zaman 3 eleman varsa 4 eleman varsa 3 kere 4 12 idi. İkisinde de 4 kere 3 3 kere 4 birbirinin aynısıydı. Küme problemlerine geldiğimde arkadaşım küme problemlerinde de kesişim çok önemli. Her zaman elinde varsa ilk kesişimi yazacaksın. Sonrası burası sadece A'yı bilenler Almanca mesela. Burası sadece Fransızcayı bilenler. Burası her iki dil bilenler. Burası da hiçbir dil bilmeyenler o da evrensel kümenin bir elemanı. Yalnız bir eleman derse bunların ikisini alıyorsun. En az bir eleman derse bir ve iki eleman alıyorsun. En çok bir eleman derse hiç bilmeyen ne? Yani sıfır ne yapıyorsun? Pardon sıfırla bir elemanları almış oluyorsun. Hiç bilmeyen ve bir elemanları alıyorsun. En az, en çok ve bir bunun gibi en az, en çok kelimelerine dikkat ediyorsun arkadaşım dedim. Ve konu kısmını bitirdim. Artık Geçen dersten anladığınız gibi Dinamo kitabımızdan ilk soruyla başlıyoruz. Hatta ve hatta soruyu çözdüren taktik gizli kalsın. Hemen bakacağız. A ve B iki küme olmak üzere. S A eşittir. iki tane ne varmış? B kümesi. Üç tane A kesişim B kümesiymiş. Bir de bunların bileşimi de on dörtmüş. Arkadaşım bakalım nasıl nasıl olacak bu? Ne demek bu? Hemen görelim. Yazalım. Bakın bunların iki katı üç katı olduğuna göre ben buraya 6m yazayım. 6m yazarsam A kümesi 6m'dir. B kümesi 3m'dir. Kesişim de 2m'dir. Bakın bunları güzel bir şekilde yazalım şimdi. Güzel bir şekilde yazalım. İki kümemizi böyle yaptık. Şurasına A kümesi dedik. Şurasına B kümesi dedik. A kümesinin tamamı 6m'ymiş. Kesişim bu arada 2m'ymiş. Bunu yazdım. Devam ediyorum. B kümesi 3M'ymiş. E kesişimi 2M ise o zaman sadece B kümesinde M kalır. E burası 6M A kümesi. 6M ise o zaman burası ne oldu? 4M olmuş oldu. İşte bu kadar. Peki birleşim neydi? Birleşim kümesi hepsinin kümesiydi. Ona göre yapacaktık. Bu arada taktiğimizi göstermeyelim gizli kalsın derken hepten göstermeyi unuttuk. Bu gibi sorularda V şeması çizmeyi unutmayacaksın. Çizersen rahat edersin. Bunları yazdın. Yerlerine yerleştirirken ilk kesişimi yazmayı unutma. Bak bizde ne yaptık zaten? Kesişimi yazdık 2M diye. A kümesinin tamamını yazarken kesişimden dolayı buraya 4M kaldı. Kesişimden buraya M kaldı. Şimdi neyi biliyoruz arkadaşım biz? Birleşimi biliyoruz. Birleşim neydi? Bunların alayıydı bak. Hepsini yazacaktın. O zaman toplamı da neymiş? 14'müş. Kimin? 2M, 4M ve M'nin. O zaman 7M 14 ise toplarsan 7M eder. M nedir? 2'dir. Bize neyi soruyor arkadaşım? A'nın eleman sayısını soruyor. A'nın eleman sayısı 6 mydi idi. E M dediğim şey 2 idi. 6 kere 2. O zaman cevabım ne oldu? 12 olmuş oldu. C şıkkını işaretledim ve geçtim arkadaşım. İşte bu kadar. Olaylar böyle. Çok da bir action yok. Gördüğünüz gibi hatırlatmamızı da yaptık. Önemli olan ödev kısmı ödevlerinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Geldik yeni sorumuza bakalım ne var arkadaşım. Yeni sorumuzda gördüğün gibi bir okulda bulunan 240 öğrenciyle ilgili olmak ilgili ile ilgili olmak üzere şu bilgiler biliniyor. Sarışın kızların sayısı, sarışın erkeklerin sayısının iki katı. Esmer kızların sayısı, esmer erkeklerin sayılarının toplamı Bak toplamı sarışın kızların sayısının 6 katıymış. Allah Allah! Neler var neler. Sarışın kızlar, sarışın erkekler, esmerler toplanıyor falan filan. Çok iş. Bakalım taktik ne diyor? Belki taktiği bilirsek daha rahat ederiz. Ne diyor taktik? Grup 2'ye ayrılmışsa. Evet, ayrıldı sarışın esmer. Ve ayrılan grupta grup için iki özellik verilirse erkek kız diye ayrıldı, sarışın esmer diye ayrıldı ya da sarışın esmer erkek kız diye ayrıldı. O zaman dörtlü tablo çizdir. He! O zaman ben şeması yok. Grup iki ayrıldı. Bir daha iki ayrıldıysa, o zaman ne yapıyorsun sen? Dörtlü şema çiziyorsun. Nasıl bir dörtlü şema bu? Hemen şöyle yapabilir miyiz o zaman? Bak, şöyle yapabilir miyiz? Burası ne? Sarışınlar. Burası ne? Esmerler. Burası ne? Erkekler. Burası ne? Kızlar olsun. Heh tamam. O zaman bize ne söylüyorsa yazalım. Toplam 240 öğrenci vardı. Sarışın kızların sayısı. Sarışın erkeklerin sayısının 2 katı. Sarışın kızların sayısı... ...sarışın erkeklerin 2 katı. Burayı hallettim. Sarışın kızların sayısı, sarışın erkeklerin 2 katı. Esmer kızların sayısı ise... ...sayısı ile... ...esmer erkeklerin sayılarının toplamı... ...yani şurası A, şurası B ise... ...çünkü ikisinin toplamı... ...bilmiyorum kaç olduklarını... ...sarışın kızların sayısının 6 katı. Sarışın kızların sayısının 6 katı. Yani bildiğim şey... A artı B sarışın kızların altı katı. Tamam süper 12x olduğunu bildim. Bu okulda kaç sarışın vardır diyor. Beni ilgilendiren şey şu okuldaki mevcudu unutmuyorum. Mevcut sarışın erkek x sarışın kız 2x ve de esmerler var A artı B diye bunların toplamı kardeşim 240. Peki burası x burası 2x e bunların toplamı da 12xmiş. E o zaman burası 240 olduğuna göre e buradan bakarsan 12, 2 daha 4, 14, 1 daha 15. 15 x eşittir 240. O zaman her iki tarafı 15'e bölersem 15'e bölersem burası ne olacak? Hemen düşünelim. 16 etmiş oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu? x eşittir 16 oldu. x eşittir 16 ise 16 kere 10, 160. 5'e çarparsan 80, 160 artı. 80. Buldum. x'i 16 buldum. Bize diyor ki bu okulda kaç sarışın öğrenci vardır? E sarışınlar Bunlar mıydı? Evet. O zaman bunları toplarsak da 3x eşittir sarışınlar. O zaman 3 kere 16 toplam 48 tane yine ayrıcalıklı insan varmış sarışınlar olduğu. Çünkü niye? Gördüğün gibi esmerde bulduk var arkadaşım. Herkes esmer ama sarışınlar yine az ve özeller. Dedik, geçtik. Geldik buraya arkadaşım. İşte güzel bir soruyu daha arkamızda bıraktık. Kümeler konusunda gerçekten de Bunlar önemli sorular. Küme problemiydi. İlk de küme problemlerinin yazılı şekliydi. Onu da ben şeması yaparak yapmış olduk. Şimdi yeni bir sorum. O da ne? X alt kümesiymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın. X kümesi bunlardan oluşan bir şeyler. Ve 4 ile 6 ile küme, 6 ile x'in kesişimi kümesi eleman sayısı 1'miş. Ne anlıyorum ben buradan? O zaman X dediğim küme ya 4 nokta nokta diye gidiyor. Yalnız burada unutmadan yazalım. 6 kesinlikle yok. Çünkü 6 da olsaydı kesişimi 2 eleman olurdu. Ya da X dediğim küme 6 var nokta nokta ya da 4 yok. Ve unutmayalım 1 2 3 4 5 6'nın da alt kümesi Tamam, güzel. Yani x'in içinde 2'ler, 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar olabilir. Yalnız 4 varsa 6 yok. 6 varsa 4 yok. Kaç farklı x kümesi olur diyor? Bakın, ilk olarak bakalım. 1 2 3 4 5 6 4 var. 6 olmayacak. O zaman bakın, her zaman söylediğimiz gibi bu sorularda unutmayın. Alt küme en elemanlı ise 2 üzeri n'dir. Bir kümenin eleman sayısı en elemanlı ise bir küme alt kümesi 2 üzeri n'dir. Burada tabi biraz düşük olmuş cümle ama olsun. Alt küme en elemanlı ise bir küme 2 üzeri n'dir. Alt küme en elemanlı bir küme de 2 üzeri n'dir. Peki arkadaşım bak 4'ü yazdık. Geriye hangi sayılarım kaldı? 1, 2, 3, 5. İşte bu 4 tane sayıdan ben istediğimi yazarım. Bak yalnız 1, yalnız 2'yi, yalnız 3'ü, yalnız 5'i. 1 2'yi, 1 3'ü, 1 5'i, 2 3'ü, 2 5'i, 3 5'i yazabilirim. 1 2 3'ü, 1 2 5'i yazabilirim. Yani bunları üçer üçer, bunları ikişer ikişer, birer birer ne demek? Anladın mı? Bütün alt kümeler demek. Bu 4 ile oluşturulabilecek bütün alt kümeler. Mesela x yalnız 4 olabilir mi? Olur. Boş küme de yazılır. Bütün kümeler yazılır. Aynı şekilde burada da yazılır. O zaman ne oldu arkadaşım? Toplam 16 farklı küme buradan gelir. Buradan da toplam 16 farklı küme gelir. O zaman toplarsam toplamı 32 tane farklı kümedir. Bakın yine söylüyorum. Buradan bunları 1-1, bunları ikili, bunları üçlü, bunları dörtlü. Bu ne demek biliyor musun? Boş küme daha edersen bütün bu 4'ünden oluşabilecek bütün alt kümeleri alıyorsun. Bu ne demek? Bütün alt kümeleri alman demek 4 elemanlı bir kümenin alt kümesi sayısı kadar bu 4'ün yanına eleman yazabilirsin. Mesela 2 3 yazabilir misin? Yazarsın. 1-2-3 yazabilir misin? Yazarsın. İşte bu 2 üzeri 4'ün içinde var onlar. Hepsi var. Çünkü alt küme demek 4 elemanlı bir küme 2 üzeri 4 16 tane ne vardır? Alt küme vardır dedik. Uzatarak anlattık. İnşallah anlamışızdır. Diyelim geçelim. Arkadaşlar 44 kişilik bir sınıfta fizik dersinden kalanların sayısı 30. Matematik dersinden kalanların sayısı 20. Her iki dersten de geçenlerin sayısı 8 sadece matematik dersinde Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir karışık soru ya? Fizikten kalanlar var, matematikten kalanlar var, her ikisinden geçenler var. Sadece matematikten geçenleri soruyor. Sınıf 44 kişi. Bakalım zorlanmadan nasıl yapabilirmişiz? Taktik şu. Problem sorularında V şeması çiz. Ve ilk olarak kesişimi yaz. O zaman bir V şeması çizeyim. Bu sınıfta kalanlar var, geçenler var. O yüzden Şöyle bir ben şeması çizeyim. Burada sınıfın S'si olsun. Normalde E diye evrensel. Buraya da arkadaşım şöyle iki tane küme çizeyim. Bakın fizikten kalanlar, fizikten kalanlar, ikisinden de geçenler diyor. O zaman ben şuraya fizikten kalanlar yazayım. Buraya da matematikten kalanlar yazayım. Bakın burası kalanların kümesi. E bu iki kümenin dışındakiler de fizikten ve matematikten geçecekler mi? Evet. O zaman fizikten ve matematikten geçtiklerine göre burası 8. Bizim kümemizin tamamı 48 miydi? O zaman şuraya ben F dersem. Buraya M, buraya X dersem arkadaşım. Ben neyi biliyorum? F artı X artı M artı 8 nedir? 44'tür. Zaten burası 8 olduğu için buraya 36 kaldığını herkes gördü. F artı X artı M eşittir. 36 dedim. Bu tamam. Fizik dersinden kalanlar. O da arkadaşım F artı X değil mi? F artı X 30 muymuş? Fizik dersinden kalanlar. Artı matematik dersinden kalanlar. Bu da bir 20 kişi miymiş? E taraf tarafa toplarsak F artı M artı X artı bir tane daha X eşittir 50 mi? Hocam niye 2 X yazmadık? Çünkü F artı X artı M nedir? 36. E artı X dediğin şey 14. 14 olsun ki ne olacak? 50 olsun. He, o zaman olayı çözdük. X dediğimiz şey neymiş? 14'müş. E kardeşim bunların matematikten kalanlar neydi? E 20 idi. E fizikten kalanlar neydi? 30'du. Herkes ortaya çıktı. Ne sorarsa sorsun yaparım. Matematik dersinden geçenlerin sayısı. Bak bak. Ya bu adamlar var ya tam bir hain. Tam bir çakal. Yani tam bir bizi yani bizi tongaya düşürmek için elinden geleni yapıyorlar. Bak matematikten geçenler sadece matematik dersinden geçenler diyor. Bakın. Gidersin 6 yaparsın. Bu sadece matematikten kalanlar. Bu fizikten ve matematikten kalanlar. Bu her iki dersten de geçenler. Arkadaşlar şuradaki 16 kişi var ya bu 16 kişi bakın bu 16 kişi nedir? Sadece fizikten kalmıştır. Aynı zamanda şöyle düşünebilir miyiz? Bu adamlar, bakın geniş düşünün biraz, biraz daha ufkumuzu açalım. Matematikten kalanlar bunlar mı? O zaman bunların haricindeki herkes matematikten geçmiştir. Bunların haricindeki herkes matematikten geçtiyse, o zaman 16 artı 8, 24 kişi matematikten geçmiştir. Ama bana sadece matematikten geçen diyor. Bakın buradaki 8 kimdi? Her iki dersten de geçendi. O zaman demek ki burada sadece fizikten kalanlar aynı zamanda da sadece matematikten geçenlermiş. Biraz böyle karışık gibi gözüküyor. Ya hocam nasıl ya? O an o öyle şey mi olur diyorsun. Ama bak matematikten kalanlar burasıysa o zaman ne olacak? Sadece matematikten geçenler ve hem matematikten hem fizikten geçenler buraysa o zaman demek ki 16 olmuş olacak. Sadece matematikten geçenler 16 kişidir diyelim ve bu soruyu da artık bitirmiş olalım. Bir de arkadaşlar mesela onu da size bırakayım. Mesela aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. İsteyenler şöyle yapsınlar bakın. Şurası fizikten geçenler, burası matematikten geçenler, bu da sınıf olsun. Bir de dışarıda her ikisinden de kalanlar olsun. Bak burası sadece matematikten geçenler, buradan ikisi fizikten ve matematikten geçenler, sadece fizikten. İstiyorsanız soruyu bir de benim yazdığım gibi bunun üzerinden gidin. Ben kalanlar üzerinden yaptım. Siz de geçenler üzerinden yapın. Yine aynı sonucun çıktığını göreceksiniz. Süper bir taktik. Önce kesişimi, burada önce kesişimi yazacaksınız işte. Kesişim varsa yazacaksın. Yoksa yapamaz. Mesela burada da bu bizim söylediğimiz taktikle çözülüyor. E burada ilk önce bunu bulduk. Sonra bunu bulduk zaten. Yine elinde kesişim varsa yazacaksın dedik. Geçtik. Şimdi bize ne soruyor? Kartezyen soruyor. Ve çok çok önemli bir kural var. O da dağılım. Bak ilk önce bize ne vermiş onları bir yazalım. A kümesi var. B kümesi var. Bak şimdi A fark B 3. Burası. A kesim B 2. B fark A 4. Her şey yerli yerinde. Olay bitmiş. Buraya bakarsan bana eleman sayısını soruyor. Neyin? A kartezyen B. Birleşim A kartezyen A. E, o zaman gözüme sokuyor. A kartezyen İkisinde de var kardeşim. Kopyalayıp yapıştırdım diyor. Kime yapıştırmış peki? B birleşim A'ya yapıştırmış adam. Bakın burada A kartezyen A olması beni hiç ilgilendirmiyor. Ben A kartezyen, A kartezyen ikisinde de kopyalayıp yapıştırılmış. Yani bir dağılma unsuru olduğunu gördüm. Ve gerisinde de B birleşim A'yı gördüm. Peki herhangi bir kartezyenin eleman sayısı nasıl bulunuyordu? Oradaki iki kümenin ayrı ayrı elemanlarının çarpımıyla bulunuyordu. E peki A kümesinin elemanı ne? 5. Peki A birleşim B'nin elemanı ne? Gördüğünüz gibi 9. O zaman ne diyorum? Buradaki benden istenen ifadenin eleman sayısı 45'ti dedim. Peki neyi bilmem lazım? Tabii ki de sorun içinde de söyledik burayı. Ne vardı arkadaşım? A kartezyeni adam ne yapıyor? Dağıtıyor. A kartezyen B. A kartezyen C dağılıyor. Bak bu sorunun taktiği bu. Burada ayrı ayrı yap, yapabilirsin soruyu. Eyvallah ama orada benzerler hangileri falan filan yapamazsın. Kafan karışır. Yapabilirsin tabii zorlayarak yaparsın ama çoğunlukla kafan karışır. Bak buraya bak abi. Buraya bak. Burada da çok dikkatli gör şimdi. A kartezyen dağılacak. Yani A kartezyeni kopyalıyorsun. Kime yapıştırıyorsun? B'ye. A kartezyeni yapıştırıyorsun. Kime? C'ye. İşte bunları kopyalayıp yapıştırdın mı olay gördüğün gibi oluyor ve bunu da bitiriyorsun. Gördüğün gibi bunu hemen buna uyarladım. A kartezini gördüm. Demek ki burada bir kopyalamıştım. O olayı vardır dedim ve geçtim. Evet geldik bir başka soruya arkadaşım. Bak A ne diyor? X öyle ki X 11 ile 161 arasında. X 2K ve K da doğal sayı. Bunun anlamını biliyorsun. Ne demek? Bu bir 2'nin katı sayıları söylüyor. X öyle bir sayıymış ki 11 ile 161, 161 arasındaki 2'nin katı sayılar. B de 34 ile 196, sayı, 196 arasında bize 5M diyor. B de doğal sayıymış. Yani 5'in katı olan sayıları söylüyor. Bize birleşimini soruyor. Biz de ne diyoruz arkadaşım? Bu gibi sorularda yapman gereken kesinlikle A birleşim B'nin A artı B eksi A kesişim B olduğu formülünü bileceksin. Hemen formülü bir kere daha yazalım. Bak nasıldı? A ile B'yi birleştiriyorsan ne olacak o? S A olacak. Ne olacak o? S B olacak. Sen burada A'yı B'yi yazarken Kesişimi iki kere yazdığın için o zaman ne yapacaksın? A kesişim B'yi çıkaracaksın. O zaman yavaş yavaş yapalım. Bakın 11'in 11 ile 161 arasında 12'nin 2'nin katlarını soruyor bana. O zaman 12'den başlayacağız. 14'te devam edeceğiz. nokta 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 nereye kadar? 160'a kadar. Arkadaşım bak bunlar 2'nin katı ya. Bak burası 6, burası 7. sayı. 7 diye düşün. Burası da 80. E burada ilk 5'i yok. Bak ilk 5 tanesi yok. 2 4 6 yok onlar. 2 4 6 8 10 yok. O zaman bunlar yoksa demek ki olsalardı 80 taneydi. O zaman ne oldu? Hop 75 tane sayı vardır. Son terim eksiklerin falan filan yapmadım. Neden? Çünkü gerek yok. Basit bir katakulle yaptım, olayı çözdüm. B'ye bakıyorum. 5'in katları 35 diye başlıyor. 40 diye devam ediyor. nokta 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 en sonda 195'e kadar gidiyor. Bakın 195 dediğim şey 5'in 40 katı 200'lü bir eksi 39. Pardon. E, doğru söyledim. Pardon. 39. Hemen geldim buraya. 7 katıdır. Bu 8 katıdır. Bakın normalde burada ilk 6'sı olsaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsaydı 39 sayı vardı. Ama yokmuş onlar. 6 tanesi yok. O zaman burası da 33 oldu. Şimdi ne yapıyorum arkadaşım? A kesişim B'den. A kesişim B dediğim şey ne? A kesişim B'de burada bu iki kümenin ortakları. Hem 2'ye bölünecek hem 5'e bölünecek. Hangi sayılar onlar? Onlar. Peki bakın 20 mesela burada var burada yok. O zaman ikisinin de ortak olanlara bakacağım. Yine burada aklınızda olsun. Daha ileriki konularda göstereceğim. Küçüklerden büyük olanı alıyorsunuz. Büyüklerden de küçük alanı alıyorsunuz. O zaman bu aradaki 10'un katı olan sayılara bakacağım. Bak 10 ne yazdım? 10'un katı olan sayıları alacağım. O da kimlerdir? Onu da şuraya yazayım mesela. Farklı bir renkle. Ne yazalım mesela buraya? Buraya da şöyle yazalım. 34'ten sonra 40 var. 50 var. 60 var. Nokta 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 nokta. Şu taktik bir gitsin bakayım biraz daha. 60 var. En sonunda da 160 var. Bu aralıktaki herkes olacak. Mesela 160 burada da var. Burada da var. O zaman kesişimde varlığı. E bakarsan o zaman bu dördüncü. E bu on altıncı. E burada on yirmi otuz olsaydı on altı taneydi. Demek ki on üç tane var burada. İşte böyle. Güzel güzel taktikler de yaptık. Otuz üçten on çıktı. Yirmi. Yetmiş beş artı yirmi. Hop. Doksan beştir bunların eleman sayısı dedim. Bak bu olayı sakın kaçırma. Bu olay hatta hatta onuncu sınıfta bak olasılık konusunun içinde bile var bu. Bu olay olasılık konusunun içinde bile var. Aklında olsun. O yüzden bu kısmı sakın kaçırma. Geldim son soruma. Sonrasında da senin sevdiğin kısım ödülü soru var. Geldik üniversite tarzı bir soruya. Üniversite sınavında adamlar bunu sordular. Ama bizim yaptıklarımızdan nasıl bir tık fazlası. Bakalım hemen. Yukarıdaki Venn şemasında 2 ile kalansız bölünenler A kümesi. Bak bunlar 2'ye bölünüyorlar. B kümesi 5'e kalansız bölünüyor. O zaman 2 ile 5'in Ortak katı kimdir arkadaşım? 10. Demek ki A kesişim B de o zaman nedir? Ona tam bölünenler. Bak ona tam bölünüyor. Şöyle yazalım. Ona tam bölünenler. Ama burada bir de C kümesi var. C kümesini 20'ye kalansız bölünenler. Yani 20'ye tam bölünenler. Allah Allah. Ya burada onlar yok muydu? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Evet doğru. Ama bana ne diyor? Burada diyor C kümesi 20'ye tam bölünüyor. He! O zaman bak. Burada 10 varsa, 20 varsa, 30 varsa, 40 varsa, 50 varsa, 60 varsa mesela, hatta burada şıklara kadar yazalım. 70 varsa, 80 varsa, 90 varsa, 100 varsa diyelim. A kesişim mi? Burada bunlar var. Bunların hepsi var. Yalnız C kümesinde kimler var? Bak C kümesinde 20 var. 40 var, 60 var, 80 var, 100 var. Bunlar C kümesinde. Ama adam bize boyalı bölge diyor. Bilmiyorum gözükmüyor mu acaba? Gözüküyor aslında. C'nin dışı. Ama ne? Kesişimin içi. O zaman bize ne soruyor? C'de olmayacaklar. Yani 20, 40, 60, 80, 100 olmaz. 40, 60, 80, 100 olmaz. Boyalı bölgede gösterilen kümenin elemanıdır diyor. O zaman kimler elemanıdır? 30, 50 ve 70 buradaki kesişimin elemanı olup 20'nin katı olmayan sayılardır dedim ve bu sorumu da yaptım. Arkadaşlar hemen konunun başında ödevimi verdiğim için bu arada taktik sorusunda nasıl taktik yapacaksın? ÖSYM tarzı sorularda bölgeleri çok iyi inceleyeceksin. 2'ye bölünenler, 5'e bölünenler ve de arkadaşım burada ne var? Burada da kesişimleri var. İşte taktikte bunu bölgeleri iyice ayırt etmen lazım. Çünkü ÖSYM küme sorusu soruyor ve kümede de bu ince ayrıntıları fark etmeni istiyor senden. Biz de bir tık ince yaptık. Çünkü 9. sınıftasın fazla zorlamayalım dedik. Güzel bir soruyla ÖSYM sorusuyla karşında olduk. Evet arkadaşım çok uzatmayalım. ikinci dersimizi de bitirdik. Ödevini yap. Üçüncü derse hazır gel. Ben şimdi ne yapıyoruz? Ödülü soru karşısında basit bir sıralı ikili sorusu. Cevaplarını yoruma bekliyorum. Ve like butonunu kırmayı unutmuyorsun. Yorumlarını eksik etmiyorsun ve de seni sevdiğimi unutmuyorsun. Ne diyoruz o zaman? Bir dahaki derste görüşürüz.